بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى bizlerine, İslam ümmetine, ümmetlerinin en yakşısı ekenliğini kelam-ı şerifte ilan kıldı. Ali İmran suresinin 110. ayeti de en yakşı ümmet vasfını kiltirdi. Kuntum khayra ümmetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhavna anil munkar ve tu'minuna billah. Ümmetlerinin en sarasısız, en yakşısız. Bunun bu ayesi ne? Ta'muruna bil ma'ruf, amru ma'ruf kılasız. Nahi munkar kılasız. Allah'a iman keltirasız. Allah subhanahu ve ta'ala bu ayeti kerimede ümmetlerinin yakşısı İslam ümmeti ikenliğini bildirdi. Umar radıyallahu ta'ala anhu aytadılar. Bu ayette Allah ta'ala ümmetlerinin en yakşısı kaysı ümmet ikenliğini bayan kıldı ve onun şartlarını aytdı. Mana şu şartlarını bacarinler, en yakşı ümmet bölünler dediler. Demek ümmetlerini yakşısı bölediğin adamın kuyudaki şartları bölüşü gerek. Amru maruf kılasılar. Yamanlikden kaytarasılar. Allah'a iman kiltirasılar. Bu yerde karasak Allah'a iman kiltirişini Allah Ta'ala üçüncü hıslat kılıp zikir kıldı. Çünkü amru maruf bu bıravlarına manfaat beredigen. Bıravlarına hem bağlıq bölgen iş. Bıravlarına hem manfaat tegedigen iş. Birovlarga manfaatli iş inson faqat o'zigagina manfaatli bo'lgan ishdan oldin turadi deydilar olimlar. Iymon insonni o'zini o'nglaydi, o'zini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Amru ma'ruf esa bu jamiyatdagi daxldorlik hissini uyg'otish, jamiyatni hamjihatligini uyg'otish, jamiyatda beparvolik, boqimandalikni chetga surish, amru ma'ruf qilish, odamlarni yaxshilikka chorlash, nafaqat o'zini o'ylash vaholanki özgelerinin hem gamı bilen yaşaş. Vatan havna anil munkar. Yomonlikdan kaytarasılar. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan İmam Bukhari rivayet kılgen hadisler. Bu hadis İslam'ın 40'ta kaidesinden bir kaide. Man ra'a minkum munkaran fel yugayyirhu biyedi. Fe illem yastati fe bilisani. Fe illem yastati fe bi kalbi. Ve zalike adaful iman. Kimi ki bir günah işini kürse, munkar işini kürse, yomon işini kürse, qo'li bilan qaytarsin, tili bilan qaytarsin. Agar uning ham uddasidan chiqmasa, dili bilan qaytarsin. Dil bilangina qaytarish bu iymonning eng zaif nuqtasi deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Boshqa bir rivoyatda al-mu'min idza ra'a munkaran tama'ara wajhuhu. Bu musulmon odam bir munkar ishni ko'rsa, bir yomon ishni ko'rsa, yuzi boshqacha bo'ladi, yuzi bujmayadi. Musulmon qalbi bilan gunohga rozi bo'lmaydi. Musulmon birovni gunoh qilishligini kutmaydi. Birovni gunoh qilmaslik orzumandi bo'ladi. Qani shu gunoh qilsin deb musulmon yurmaydi. Koshki gunoh qilmasa, koshki oyog'i toyilmasa, koshki shuni gunohini ko'rmasam deb mana shu fikrda, mana shu o'ylovda musulmon yuradi. Ammo gunohni ko'rgandan keyin, xatoni ko'rgandan keyin jamiyatda shariat, aql, solih odamlar yoqtirmaydigan ishni ko'rganda albatta daxldorlik maqomida bo'ladi. Beparvo o'tib ketmaydi.
Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün emr-i maruf kılıp ya eyyuhen nas, ey adamlar, innallaha yekul innekum muru bil maruf ve nehu anil munkar qabla an tad'u fe la ucibe lekum ve tes'aluni fe la u'tiyekum ve testansiruni fe la ansurakum. Allah Teala dediler Peygamber aleyhisselam hadisi kudüsü'de, ey bendelerim, emr-i maruf kılınlar, nehi munkar kılınlar, yomonlikdan qaytarib yaxshilikka buyuringlar. Agar bu ishni qilmasangizlar, duo qilasizlar, duolaringizni qabul qilmayman. Mendan yordam so'raysizlar, yordamsiz sizlarni o'z hollaringizga tashlab qo'yaman. Men sizlarni o'zimdan uzoqlashtiraman deb Alloh taolo marhamat qiladi. Shuning uchun biz bilgan ajdodlarimizdan bizga meros qolgan 40 farzning ikkitasi amru ma'ruf nahi munkar. Yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish har bir insonni o'ziga yarasha bo'ladi. Rahbar shunga yarasha. Korxona rahbari, u mas'ul qul ostidagilardan shunga yarasha ularni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradi. Ota ham mana shunga vazifador, mas'uliyatdor. O'zining qul ostidagi farzandlarini, ahli oilasini hamisha yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi. Ona ham xuddi shunday. Yosh bola ham xuddi shunday. Har bir odam o'zining jamiyatdagi o'rni, yoshi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeiga qarab amru ma'ruf qilishligi, yaxshilikka buyurishligi, yomonlikdan qaytarmoq lozim. Amru ma'ruf nahi munkar degani faqatgina ibodatga buyurish emas. Vaholanki barcha yaxshiliklarga buyurish amru ma'ruf. Suvga axlat tashlama deyish ham amru ma'ruf. Ko'chani tozalab qo'y deyish ham amru ma'ruf. So'kish so'zlarni aytmagin, yomon so'zlarni aytmagin deyish ham amru ma'ruf. Chunki agar o'sha odam yomon gapni aytsa, aytgani uchun gunoh oladimi? Demak, o'sha gunohdan uni qaytarib qolsak, demak o'sha savob oladi. Mana shuning uchun amru ma'rufni keng doirada tushunmog'imiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam amru ma'ruf qilishda nihoyatda hassos edilar. Qanday yaxshilikka chorlash, yomonlikdan qaytarishni bizlarga o'rgatdilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bir gunohni, bir noqulay ishni ko'rardilar, lekin darhol yuziga qarata terslarcha tanbih bermasdilar. Minbarga ko'tarilardilar. Ma balu aqvamin yaquluna kaza va kaza va yaf'aluna kaza va kaza derdilar. Nima uchun ba'zi odamlar bu so'zlarni aytishyapti? Nima uchun ba'zi odamlar bu ishlarni qilishyapti? Deb aytardilar. Va holanki o'sha so'zni aytgan odam, o'sha ishni qilgan odam oldilarda turibdi. Sen nima uchun bu ishni qilding desalar bo'lardi. Lekin payg'ambar alayhi salatu vasallam nihoyatda insonlarni shuurlarini, nihoyatda insonlarni qalblarini hurmat qilib, bizlarga shuni meros qoldirdilar. Imom Shofiy rahimahulloh aytadilar, jamoat oldiga berilgan tanbih bu sharmandalik, insonni battar qiladi. Yakka holga berilgan tanbih malham insonni o'nglaydi deb Imom Shofiy aytgan ekanlar. Inson birovlarga yaxshilikni ravo ko'rmasa yoki birovlarni yomonlikdan qaytarmasa, u inson xudbin bo'ladi. Masalda, maqolda aytilganidek, man aasha li nafsihi mastahaqqa lahu an yulad. Kimiki o'zi uchungina yashasa, u banda tug'ilishga haqli emas deydilar. O'zi uchun yashaydigan xudbin tug'ilishga haqli emas. Hazrat Rumiy ta'birlari bilan aytganda, xudparasti butparasti. Inson faqat o'zini o'ylashligi butparastlik bu. Demak, o'zini but qilib olgan o'zigagina sig'inadi. Tilida musulmon bo'lsa ham, o'zidan o'zgaga bir yaxshilik ravo ko'rmaydi. Eng katta yaxshilik insonlarni yaxshilikka undash, ma'naviy kamolotga undash, iymoniy e'tiqodiy peshqadamlikka undashdir. Alloh taolo bizlarni barchamizni ko'plarga manfaati yetadigan, ko'plarga yaxshilik ulashadigan xayrli, barakotli insonlardan bo'lmog'imizni muyassar aylasin.